Değerli Cem TV izleyicileri, bir Muharrem Sohbetleri programında yine birlikteyiz. Bugün Profesör Doktor İzzettin Doğan hocamızla birlikteyiz. Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıflar Federasyonu Onursal Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Merhaba dedi. Nasılsınız? Çok şükür, siz de iyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Onur duydum sizinle program yapmaktan. Teşekkür ederim. Var olun. Hocam isterseniz hemen konumuza başlayalım. Muharrem ayı günümüz penceresinden 21. yüzyıldan baktığımız zaman neyi ifade etmeli bizlere? Şimdi tabii dünyada bu sadece iklimsel açısından değil ya da sosyolojik açıdan değil ya da vakalar itibariyle değil ama çok karmaşık bir döneme girilen bir dönemdeyiz. Yani sadece bu pandemi sebebiyle değil, İnsanların yeniden kendilerini ve hayata gelişlerini, hayattan kopuşlarını yeniden düşünme fırsatını bence buldular. Çünkü ağırlığı 1 ile 3 gram arasında değişen bir virüs 7.8 milyar insanı eve tıkadı. Evet. Ve hiç kimse de böyle bir şeyi bugüne kadar ne öngörebilmişti ne de tahmin edebiliyordu. Hala da bugün yani bu olayın nasıl meydana geldiği meçhul olarak kalıyor. Bir takım teoriler var. Yani şöyle olmuştur, laboratuvarda imal edilmiştir ya da laboratuvardan kaçmıştır, kontrol dışına çıkmıştır filan deniyor. Ama bir vaka var ki bu nasıl meydana geldi henüz bilinmiyor. Bütün çalışmalara rağmen gerek Amerikalıların, gerek Çinlilerin, gerek Rusların, yani bu konuda büyük çaba sarf eden ülkelerin henüz mutabık kaldıkları, vardıkları bir sonuç yok. Tabii bu neyi getiriyor? Bu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehadeti meselesinin de yeniden ele alınması ve yeni bir bakış açısını getirmesini bana göre zorunlu kılıyor. Niye zorunlu kılıyor? Şimdi çünkü son 10-15 yılda özellikle Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir hocanın, Huntington ismindeki bir zatın ortaya attığı bir teori var. Yani dünya bir savaşa doğru gidiyor ve bu savaşta da iki büyük medeniyet çatışacaktır. Bu da İslam medeniyeti ile Hristiyan medeniyeti karşı karşıya gelecek ve böylece dünyayı yok olmaya doğru götürebileceklerdir diyor. Bu teoriyi geliştiren, daha önce söylenen bir Japon bilim adamı vardı, Fukuyama diye. Onun da buna benzer bir teorisi vardı. Ama onun teorisi daha farklıydı. Yani dünya yok olmaya doğru girecektir, kendi kendisini tükecektir şeklinde. Fakat Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehadeti olayı ister istemez bu ortaya atılan iki büyük medeniyetin çatışması olayını, yani İslam ve Hristiyan dünyasının çatışması olayını yeniden değerlendirmeye almak zorunda bıraktı diye düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Çünkü yani baktığınız zaman İslam'ın ortaya çıkışı, Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ali ve onun soyuyla birlikte, onu sevenlerle birlikte yapmış olduğu mücadele ve varmış olduğu sonuç, Hazreti Muhammed'in görünüşte de olsa, görüntüde de olsa bir galibiyetini ifade etmedi. Evet. Niye etmedi? Çünkü Hazreti Muhammed kendisini yönetecek olan insanların kendileri tarafından seçilmesini öngören, yani bugünkü kelimelerle affedersin eğer ifade edecek olursak demokratik bir yapının ortaya çıkması ve şura dediğimiz. Evet, ve insanların kendi kendilerini yönetecek olan insanları da kendilerinin seçmesi gibi bir seçeneği insanlığa sunmuştu. Ve kendi yaşadığı dönemden sonra da dört halife döneminde, Hulafa-i Raşid'in dediğimiz dönemde, bu dört halife döneminde bu ilke uygulanmaya çalışıldı. Evet. Çalışıldı fakat şunu görüyoruz. Yani belki de İslam'ın bugüne kadar tasavvufi manada
yorumlanmamış olan kısmı bence burada yatıyor. Yani peygamberin bunu öngörmemiş olması mümkün değil. Çünkü o bizim bilmediklerimizi bilen birisiydi, değil mi? Evet. Gayipten haber alabiliyordu. Dede söyle de sen söz dinletebiliyorsan şu sineği benden biraz uzak tut bakalım. Ve tabii bu yaklaşım şunu getirdi bize. Hazreti Muhammed'in Hakk'a yürümesinden sonra Gadrihum'da yani veda haccinde size iki emanet bırakıyorum. Yani bir tanesi Kur'an-ı Kerim, Tanrı'nın kelamı, bir tanesi de Ehl-i Beytim diyordu. Yani evet, beni seven Ehl-i Beytimi sever, Ehl-i Beytimi seven de beni sever, beni seven de Allah'ı sever. Şimdi bununla son noktayı koymuştu yaşadığı hayatta Hazreti Muhammed. Fakat kendisinin Hakk'a yürümesinden sonraki gelişmeler farklı oldu. Yani önce işte birinci halife olarak Ebu Bekir'in, ikinci derecede Ömer'in, daha sonra da Hazreti Osman'ın ve dördüncü sırada da Hazreti Ali'nin ve ayrıca da yapılan bir suikast sonucu Hakk'a yürümesi, ortaya İslam ama hangi İslam sorunu da beraberinde getirdi. Çünkü bugünün gözlüğüyle bakarsak meseleleri belki izah etmek daha kolay gibi görünebilir. Evet. Ama nereden bahsediyoruz? Nasıl bir coğrafyadan bahsediyoruz? Bir çöl coğrafyasından bahsediyoruz. Yani sularının çok kıt olduğu ve insanların yani yüzyıllardan, bin yıllardan beri belirli bir hayat tarzına alıştıkları bir yerden yeni bir medeniyet anlayışı doğuyor ve bu medeniyet anlayışında da daha önce kendilerini yöneten tanrılarının, ilahların yönettiği bir toplum modeli vardı ve Hazreti Muhammed işte Tanrı'nın tek olduğu düşüncesiyle bunu şey yapıyor, bunu devirdi ve bunun şey olarak da göstergesi olarak da bütün putları kırdı. Kırdı ve imha etti. Şimdi etti ama yeterince yani yaşayaraktan getirmek istediği ya da kendisine ilham edilen düşüncenin Tanrı tarafından bütün boyutlarıyla uygulamaya konmasını sağlayamadı. Ve kısa bir süre yaşadı. Yani Hazreti Muhammed hayata veda ettiğinde 63 yaşındaydı. Ve böyle bir dönemde de yani yetmedi. Bu kadar bin yıllardan beri bir takım geleneklerine alışmış olan bir toplumu yeni bir mecraya sürüklemek ve tek tanrılı bir dine doğru yönlendirmek, yani Tanrı'nın bütün varlık olarak bulunduğunu ve hepimizin o varlığın zerrelerinden oluştuğumuzu ifade eden ayetlere de dayanarak bunu yeterince anlatmamıştı, anlatma şansı da olamazdı. Evet. O günün şartlarında. Yani bugünkü gibi radyo, televizyon yoktu. Ya da telefon yoktu. Ya da matbaa yoktu. Kökleşmiş bir kültür, gelenek vardı. Aynen öyle. Bir gelenek vardı ve onu yıkmak çok daha zordu. Einstein'ın biliyorsun çok güzel bir şeyi vardır. Diyor ki peşin bir yargıyı yıkmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Evet. Şimdi bu kural, yani Einstein'ın 21. asırda sözünü ettiği kural, insanoğlu için Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemde de geçerli. Geçerli olduğu için de ortaya şu sorun çıkıyordu. Hazreti Muhammed bu dünyadan ayrıldıktan sonra, Hakk'a yürüdükten sonra, peki İslam'la ilgili İşte binlerce ayetten oluşan bir Kur'an-ı Kerim dediğimiz kutsal bir kitabı insanlığa intikal ettirmiş idi. Ettirmiş idi ama yani bunun okunması, içselleştirilmesi, teorilerinin tartışılması ve nedir ya bu İslam diye şey yapılması, o günkü gelenekleri de ve gelişmişlik düzeyini de hesaba kattığınız zaman cevabı çok kolay verilecek bir soru değildi. Evet.
İşte bundan dolayıdır ki Hazreti Muhammed'in getirdiği din, yani İslam dediğimiz dinin esasları bana göre Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Yani Hazreti Muhammed'in ve onun düşüncelerini yansıtan torunu Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle birlikte ortaya çıkan bir İslam anlayışı mı? Cebir ve şiddetin kabul edilmediği, kin ve nefretin reddedildiği bir anlayış mı İslam anlayışı? Yoksa Muaviye ile oğlu Yezid'in daha sonra devam ettireceği, 300 yıla yakın bir süre devam ettireceği yeni bir yapının, yeni bir siyasal sistemin, yani babadan oğula geçen bir siyasal sistemin empoze etmeye çalıştığı halka, o günkü şartlarda empoze etmeye çalıştığı, zorla kabul ettirmeye çalıştığı İslam mı? Hangi İslam? Evet. Çünkü mesafe çok kısaydı. Önemli bir soru. Hangi evet. İslam? Öyle olduğu için de işte bunun cevabını yine Hazreti Hüseyin hayattayken zaten kendisi biliyordu, dedesi biliyordu. Babası Hazreti Ali biliyordu, annesi Hazreti Fatime biliyordu. Yani bir gün Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edileceğini biliyorlardı. Ve bunun için de ona ayrı bir özen gösteriyorlardı. Yani işleri kan ağlıya ağlıya diyelim. Evet. Bugünün söylemleriyle. Ama bu başlangıç, işte İslam 72 aile efradıyla birlikte ölümü göze alabilecek şekilde gidip bile bile Kerbela'da şehit olmayı göze almak İslam denen İslam o İslam'dı. Hazreti Hüseyin'in İslam'ı, Hazreti Muhammed'in ayetler yoluyla insanlara takdim ettiği İslam o İslam'dı öyleyse. Her şeyini verebiliyordu. Hatta bilinen bir olaydır. 9. günü Muharrem'in kendilerine bir haber yollanıyor Yezid'in ordusuna. Diyor ki yani nasıl olsa yarın gelip bizi keseceksiniz. Bu kadar büyük bir gücünüz var. 10 binlerce insan var asker olarak. Biz burada yani 100 kişiyiz. Bu 100 kişinin 28'ini de zaten ben müsaade edeceğim, rica edeceğim, yollayacağım diyor. Bize müsaade edin bu son günü, 9. günü. Evet. Sabaha kadar ibadetimizi yapalım. Sabahleyin de siz gelin bizi kesin. Yani bu kolay kolay söylenmesi dahi zor olan ama uygulanması fevkalade zor olan bir olaydır. Değerler hep ön planda. Değerler meselesi. Yani nasıl oluyor da insanlar inandığı insanın yanında, peşinde, kucağında, çünkü çoluk çocuk da var orada. Evet. Peşinde nasıl oluyor da bir düşünce için, bir inanç için kendi hayatını seve seve verebiliyor ve bunun içinde herhangi bir kaygı duymuyor. Yine düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın anlayışı var İmam Hüseyin'de. Bunu görebiliyoruz. Hem onda var, ondan sonraki peygamber soyundan gelenlerin, yani erenler dediğimiz şey, imamlar dediğimiz insanların söylemlerinde de vardır. Evet. Mesela Hacı Bektaş Veli'de onu çok rahat görürsünüz. Yani onun efsanevi deyişlerinden bir tanesidir. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayın. Çok diyor. Yüce bir değer. Çok. Yani Hazreti Hacı Bektaş Veli'nin söylediği bu söylediğimiz olay 13. asır. Evet. 13. asırda bunu söylediği zaman o günün dünyasında batıda ve doğuda hiç fark etmiyor. Doğuda düşmana her türlü şeyi yapmak şeydi. Yani hem doğaldı, hem olağandı, hem de normaldi. Yani öldürmek, kesmek, biçmek, Engizisyon istediğin şekilde infaz etmek, hatta kazığa çakarak evet. Adeta özellikle Balkanlarda, Romanya, Valakya, Moldavya alanlarında böyle bir infaz sistemi de vardı. Yani böylesine bir dönemde dahi Hacı Bektaş Veli, işte Musa Kazım evladı olarak diyor ki düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayın. Yani insanın yüceleştirilmesi, insanın her türlü
işkenceye tabi tutulmaması, ilkeciden muaf olması, insanca bir muameleye tabi tutulması olayının İslam'ın özünü oluşturduğunu ortaya hayatıyla koyan Hazreti Hüseyin ve ailesidir. Bugün de bu değerlere en çok ihtiyacımız yok mu hocam? Günümüzde. Bugün çok daha fazla ihtiyaç var. Neden daha fazla ihtiyaç var? Çünkü bugünün dünyası, bugün kabul etmek lazım ki, yani gerçi eski sosyalist blok çöktü. Sosyalist sistem önemli ölçüde güç kaybetti. Ama şunu görmek gerekiyor. Sosyalist sistemin yerine, yani ikame edilmiş olan bugünkü sosyal devlet diyelim modeli, kavramı, bunu yine biraz daha törpülemiştir. Törpülemiştir ama şeyi ortadan kaldırmamıştır. Yani kapitalist dünyayla bu sosyalist dünyanın el altından diyelim çatışma halinde olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamıştır. Bunun en tipik örneği bugün Çin'le Amerika arasında görüyoruz. Evet. Bir tanesi kapitalist dünyanın lideri, diğeri işte biraz Rusya'ydı eskiden. Ama Rusya Gorbaçov'la birlikte Sovyet modelinin 1989'larda iflas edildiğini ilan etmesinden sonra hakimiyet büyük ölçüde sosyalist sistemin kalıntıları varsa, ki var, Çin'e geçmiştir. Yani bugün artık ortada olan Sovyetler Birliği ile Amerika Birliği, Amerika arasındaki çatışma değil, Çin'le artık Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmadır. Yani bundan sonraki siyasi hareketleri de değerlendirirken, evet, doğru değerlendirmek istiyorsak bu iki büyük eksen etrafında dönen dolapları ya da hazırlanan oyunları hesaba kataraktan iyi görmek gerekiyor. Evet, yol yürümek gerekiyor. Evet hocam, az önce değerler bilgisinden bahsettik. Bugün İslam olduğunu iddia eden coğrafyalar acaba bu değerleri görebiliyor mu? Vallahi bana sorarsanız yani çok değişen bir şey yok. Niye çok değişen bir şey yok? Yani o gün Muaviye ile Yezid ile Hazreti Hüseyin'in çekişmesi gibi görünen ya da Hazreti Ali'nin çekişmesi gibi görünen, hayır İslam budur, bu değildir şeklindeki düşünce bugün de düşünen insanlar arasında devam ediyor. Evet. Niye devam ediyor? Çünkü görüyoruz. Yani bunun sona ermesi de çok zor. Sevgili evet. dede. Evet. Kur'an niye, ayetleri niye zor? Var. Çünkü yani işin tabiatında, doğasında var. İyi insan ve iyi olmayan insan ayrımını İstesek de istemesek de yapmak zorundayız. Hele hele bu dünyada dünyayı yönlendirecek olan, nizamı kuracak olan sistemin çöküşünden sonra. Neyi söylemek istiyorum? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ile Amerikalılar ve Batı dünyasının, Batı dünyası dediğimiz zaman Hitler'e karşı, Mussolini'ye karşı, yani faşist dünyaya karşı, sosyalist dünya ile kapitalist dünya birleşip onu mağlup edince ortaya beklenmeyen değişimler çıkmaya başladı. Bu sefer bunlardan hangisi dünyayı yönetecek sorunu olarak ortaya çıktı. Yani sosyalist dünya mı egemen olmalı yoksa kapitalist dünya mı? Ve bu neyi getirdi beraberinde, hemen öyle çok uzağa gitmeden daha Amerikan askerleri 2. Dünya Savaşı'nda işte faşizmi mağlup ettikten sonra tamam artık burada sükunet sağlanmıştır deyip kendi ülkesine dönerken askerler gemilerle New York'a vesaire çıkartma yaparken daha askerler inmeden Stalin'in Doğu Avrupa'yı işgal ettiği ortaya çıktı. Yani Uralların arkasına çekmeyi vaat ettiği tanklarını, Rusya tanklarını, Sovyetler Birliği tanklarını, evet, Amerikalılar askerlerini şeye yollarken o da tam tersine
Urallardan geri çevirerekten Doğu Avrupa'yı işgal etti. İşgal edince bu sefer düşmanlar değişti. Yani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve onun yanında yer alan işte bugün Batı'nın bildiğimiz güçleri Fransa, İngiltere gibi ülkeler. Bir tarafta Sovyetler Birliği işte yanında o zaman Pekin Çin'i bile yoktu. Evet. O dönemde Chiang Kai-shek'in yönettiği Ada Çin'i vardı. Yani 125 milyon, 130 milyon nüfusu olan bir adayı koca Çin'i temsil ettiği kabul edilerek Birleşmiş Milletler'de Chiang Kai-shek'e temsil ettirdiler Çin'i. Ama bu tutmadı. Niye tutmadı? Çünkü uluslararası gerçeklere aykırıydı. Aykırı olduğu için de uzun süre Amerikalıların direnmesine rağmen Hindi-Çin'i de savaşı kaybedince dediler ki yani Çin'le barışmaktan ve Çin'i tanımaktan başka çaremiz yok. Onun için Chiang Kai-shek'e sen kusura bakma, sen çekiliyorsun. Birleşmiş Milletler de artık Çin'i, Pekin Çin'i temsil edecektir dendi. Yani dünya meselelerini artık Pekin konuşacak. Evet. Ve bu tabii nereye getirdi? İster istemez dünyayı Hazreti Hüseyin'in kendi ailesi, efradıyla, sevenleriyle birlikte yani 72 kişinin hayatını feda ettiği, yani Hacı Bektaş Veli'de işte düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın şeklindeki yaklaşımların ve ahlaki ilkelerin, dini ilkelerin çok geriye düştüğünü görüyoruz. Dünyada. Evet. Evet. Buna baktığınız zaman o açıdan insanlığın bir gelişmişlik düzeyine belki adım atmış olabilir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurulmasıyla. Yani son sözü devlet değil, bir tarafsız mahkeme karar veriyor ve onu devletler uygulamak zorunda kalıyorlar. Evet. Bu insanlığın varabildiği son noktadır. Hazreti Hüseyin'den Kerbela'dan bu yana. Ama küçücük bir nokta düzeyindedir bu. Bu noktaya kadar geldi ve nihai halde bugün evet yani gerilerde kaldığını görüyorum ben bir devletler hukuku hocası olarak ve bunları anlatıyorum da yani kendi derslerimde üniversitede ders verdiğim dönemlerde anlatıyordum da yani bu insanlığın birçok alanda teknolojik alanda başka alanlarda büyük bir gelişme kaydettiğini görmek yani lazım mı? Bunun tersini iddia etmek mümkün değil. Ama evet. Bir gerçeği görmek lazım. Hazreti Hüseyin'in uğrunda şehadeti göze aldığı tüm ailesiyle birlikte, kendisini sevenleriyle birlikte, uğrunda şehadeti kabul ettiği ilkeler açısından insanlık çok da büyük bir mesafe kaydetmiş değildir. O kadar etmemiştir ki 7 milyona yakın Yahudi'yi İkinci Dünya Savaşı sırasında insanoğlu. Daha 30-40 yıl evet, önce. Yani daha uzakta değil. 50 yıl önce. Hepimizin hatırladığı şeyler. Evet. Sen çok genç de olsan ama bir şeyim var, hiç şüphem yok. Önemli bir bilgi birikimin olduğunu biliyorum. Yani 7 milyon insanın gaz odalarında, fırınlarda, bazen canlı canlı. Yani deneylerde, tıbbi deneylerde kullandılar insanoğlunu. Yani eğer beyni ikiye yararsak, acaba beynin sağ tarafı vücudun hangi azalarını evet, kontrol ediyor, denetliyor, diğerleri nereyi denetliyor diye öldürmeden insanı canlı canlı kobay gibi kullandı. Deneylerde kimler? Kullandılar. İnsanoğlu. Yani bunu bahsettiğimiz tarih biraz önce senin de ifade ettiğin gibi öyle 200, 300, 500 sene öncesi değil. Ama Hazreti Hüseyin'in şehadeti kabul ettiği dönem 1400 küsur senedir. Yani aşağı yukarı. Hocam şuraya geldik. Benim anladığım kadarıyla Avrupa bugün İnsan Hakları Mahkemesi ortaya çıkardı. İşte hümanizmi ortaya çıkardı. İnsancılığı, filozoflar yetiştirdi. Avrupa bugünlerde Hacı Bektaş Veli yılı ilan etmeye başladı. Acaba Avrupa bu insani değerleri anladı da hala
o toprakların mayasından çıkan bu erenleri bizler mi anlayamadık? Şimdi Avrupa'da hiç şüpheniz olmasın. Avrupa'da liberal bir sistem, özellikle düşünce özgürlüğünün bulunduğu bir yapı ki bu yapı uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmıştır. Yani Paris Antlaşması'yla 1950'lerde bazı şeyler sayılmıştır birer birer. Yani insana işkence edilemeyeceği, insanın hakim karşısına en geç 24 saatte çıkartılması gerektiğini, yani sen tutuyorsun, atıyorsun adam içeri, aradan seneler geçiyor, hala hakim önüne çıkarmamış gibi insanın temel haklarını, temel özgürlüklerini ifade eden değerleri Avrupalılar 2. Dünya Savaşı'na tanık olduktan sonra Amerika'nın önüne geçtiler. Evet. Yani bu konuda dediler ki tamam, Birleşmiş Milletler evrensel insan hakları bildirgesini yayınladı ama bu bir bildirge. Yani bağlayıcılık niteliği yok. Evet. Öyleyse biz Avrupa olarak bütün bu ızdırapları yaşamış olan bir coğrafi bölge olarak bizim daha ileriye gitmemiz lazım. Ve bu liste içerisinde bir takım hakları, temel hak ve özgürlükler dediğimiz hakları ve özgürlükleri seçtiler evrensel insan hakları bildirgesinde. Onun üzerinde söylediğim Paris Antlaşması'nı imzaladılar ve dediler ki bundan böyle bu haklar söz konusuysa devletin orada mutlak takdir hakkı yoktur. Yani devletin egemenlik dediğimiz kavramında önemli bir gedik açtılar. Bu gedik neydi? Eskiden devletin işte münhasıran kendisini egemen devlet olarak her şeyi yapabileceğine inandığı evet. bir dönemde hayır sen her şeyi yapamazsın. Ya temel haklar ve özgürlükler söz konusuysa kişi için sen o zaman sen istediğin gibi hareket edemezsin. Bu kurallarla bağlısın ve seni herhangi birisi haksızlığa uğramış ise o listede yer alan haklar açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye kurulan tarafsız, bağımsız, azledilemeyen, mali bakımdan da her türlü imkanları karşılanan yargıçlardan oluşan bir mahkeme marifetiyle devlet hesap verecektir dendi. Evet. Nitekim onu biz de kullandık biliyorsunuz. Özellikle Alevi yurttaşlara Atatürk'ün kurmak istediği cumhuriyet ve onun varmak istediği hedefleri gerçekleştirmek üzere yola çıkan bir Türk toplumu gele gele sonunda halkı ikiye ayırarak Alevi olan kesime o hakların verilmesini adeta bir kanunla, kanun hükmüyle yasakladılar. Bu da 677 sayılı ünlü bir kanun 1924'te. Ama bu kanunun çıkış nedeni farklıydı. Yani Mustafa Kemal'in bu kanunu çıkartması Alevilere bir takım hakların verilmesini engellemek amacıyla değil. Ama 1517'den itibaren Osmanlı Devleti'nin bundan böyle dini sünniliktir. İslam ama sünni İslam'dır. Binaenaleyh sünni olmayan İslam için biz artık şey değiliz, yani kefil değiliz. Nerede görürsek orada gerekli fetvalar verilmiş. Evet, fetvalar verilmeye başlandı. Ve Alevi kesim özellikle Osmanlı'nın ki kurucusudur Aleviler yani. Gerek Osman yani 13. Baba. Asırda Osman Baba, dahi Osman Baba'dır. Yani Osman Baba değildir. Evet. Osmanlı Devleti'nin oradan geldiğini söylerler. Tabii. Hayır, mesela bunun çok basit bir şeyi vardır. İkinci padişah Osmanlı'nın her bayram zamanı ilk yaptığı iş mabeyinci başını çağırıp sen erenlerin rakısını götürdün mü sorusunu sorarak başlar. Orhan Gazi'den mi evet. bahsediyorsunuz? Evet ve o zat da şimdi şeyde meftundur.
İnegöl'de. Evet. İnegöl'de yatan kişidir Geyikli Baba. Geyikli Baba 2. Osmanlı padişahının dedesidir. Yani dede derken manevi. Manevi dedesidir. Manevi hatta dedesidir. Bursa'nın fethine Karacaahmet Sultan da katılmış. Yani hep erenlerle birlikte hareket etmişler tabii, o dönemlerde. Tabii. Niye neyi getiriyorlar? İşte Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ali'nin ve Muhammed'i İslam dediğimiz Hazreti Hüseyin'in yani peygamberin torunlarının ve efradının ailesinin şehit edildiği, başlarının kesildiği, hunharca kesildiği bir dönemi adeta buna şahit olarak tanık kıldırmış ve bugüne kadar da getirmiş görüyoruz yani. Evet. Şimdi bu neyi ifade ediyor? Bu İslam'da yani İslam'ın yeterince dünyada doğru tartışılmadığını görüyoruz. Yani herkes kendisine göre bir İslam'dan bahsediyor. Mezhepleri tartışıyoruz evet. Hocam. Su içilir mi içilmez mi tartışıyoruz. Aynen. Hep üstü kapatılmış ama şu an sizin söylediğiniz değerler, asıl gerçekler bunlar olması gerekirdi. Mesela en basiti, bugünkü en önemli sorunlardan bir tanesi, uluslararası toplumun yaşadığı sorunlardan bir tanesi nedir? Kadın erkek eşitliğidir değil mi? Ya da kadınla erkek arasındaki farklılıkların birinin diğerinin lehine aleyhine işlememesidir. Böyle bir dönemde dahi ki İstanbul Antlaşması diye bir antlaşmayla bu uluslararası toplum tarafından kabul de gördü. Ona rağmen buraya kadar gelmiş olmasına rağmen vardığımız nokta nedir? Hacı Bektaş Veli'nin dönemiyle karşılaştırdığın zaman İstanbul Antlaşması çok gerilerde kalıyor. Niye geride evet. kalıyor? Çünkü Hacı Bektaş Veli'ye soruyorlar. Yani diyorlar ki mesela o dönemin Osmanlı toplumunda insanlar, kadınlar çalışıyor, erkekler çalışıyor. Birbirlerine saygılı biçimde aynı mekanda bir şeyler üretebiliyorlar. İşte kadıncık ana hikayeleri vesaireler evet. vardır biliyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen diyorlar ki Hacı Bektaş Veli'ye soralım. Yani kadın mı üstündür, erkek mi daha üstündür? Soruyorlar, gülüyor tabii, gülümseyerek cevap veriyor. Diyor ki, arslanın erkeği arslandır da, arslanın dişisi arslan değil midir? Değil midir, evet. O da arslandır diyor. Ama o dişi arslandır diyor. Yani ikisi de aynı özden yaratılmıştır. Fakat fonksiyonları farklıdır. Farklıdır. Yetenekleri şimdi düşünün, farklıdır. 13. asırda söylenen bir söz, bugünkü İslam anlayışını yansıtan Aleviler dediğimiz insanların bugün rehberidir. Eğer hakikaten bir Alevi gibi yaşıyorsa, bir Alevinin İslam anlayışını doğru dürüst benimsiyorsa, öğrenmişse. Ama bugün dahi bunlar yani teorik düzeyde kalıyor. Ama o yüzden sordum hocam. Hani Avrupa Hacı Bektaş Veli yılı ilan ediyor ama Kant mesela diyor ki aydınlanmak ne okuduğunu anlamakla başlar. Biz o zihinsel boğuşmayı yapmadığımız için galiba sıkıntı yaşıyoruz. Gözümüzün önünde Yunus Emre var. Ben gelmedim dava için diyor. Ama biz bugün mezhep tartışmaları had safhada, birbirimizi yani vuran da vurulan da Allahu Ekber diyor. Bu bakımdan özellikle değinmek istemiştim. Tabii orada haklısınız ama şu var, yani bunu görmemeye imkan yok. Dünyadaki gelişmeler, özellikle dünyanın küçülmüş olması. Yani nasıl küçülmüş oluyor? Bir düğmeye basıyorsunuz, New York'tan, herhangi bir borsadan, Singapur'a anında düğmeye bastığınızda 100 milyar doları transfer edebiliyorsunuz. Evet. Ortada hiçbir şey yok. Sadece düğmeye basıyorsunuz. Yani mesafeler, mesafe kısaldı. Kavramları falan çok değişti. Teknolojik öyle bir boyutlara getirdi ki, İnsanlar ister istemez bu gelişmeler karşısında biraz da şey içindeler. Yani doğrusunu isterseniz bana sorarsanız bir gaybubet içindeler. Yani yahu neredeyiz, nereye gidiyoruz, yani nasıl olacak bu şey? Ve bunu küçük çocuklarda görüyorsunuz. 3 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki çocuk karşınıza geçiyor. Evet. Şeyi rahatlıkla kullanabiliyor. Evet. Yani bir bilgisayarı kendi çözümlerine göre kullanabiliyor. Evet. Ama 60 yaşındaki, 70 yaşındaki bir insan aynı şeyi gösteremiyor.
Yani burada şimdi çok daha büyük sorunların doğacağı anlamının da çıkacağını görmek lazım. Evet. Nedir o çıkacak olan sorunlar? İşte bu yeni teknolojik bilgilerle donanarak büyüyen çocuklar ve nesillerle gittikçe yaşlanacak olan nesillerin çatışmasına insanlık, hiç şüpheniz olmasın, çok net bir biçimde tanık olacak. Ve aile kavramında da önemli değişiklikler geçirecek. İnsanların kendilerinin hareket tarzları, özgürlükleri, özgürlük alanlarının sınırlanması da çok değişik şeyler, aşamalar geçirecektir. Onun için Hazreti Hüseyin'i, yani Kerbela'yı anarken bilinmeli ki Kerbela hakikaten insanlığın insan olarak yaşamasında ve Tanrı-insan ilişkisinde çok önemli start noktalarından birisidir, başlangıç noktalarından birisidir. Sadece Alevilerin, sadece Müslümanların meselesi değildir. Evet. Yani o yaklaşım, Hazreti Hüseyin'in şehadeti ve bu tür amaçlar için bütün ailesini feda etmeyi göze alabilecek kadar bu işe inanmış olması ve o noktaya varmış olmasına bugün insanlık hala varamamıştır. Birkaç dünya savaşına rağmen varamamıştır. Evet. Onun için sürekli olarak gündemde tutulmak gerekiyor bu bana göre. Ve bunun için de yani bunu bir manevi görev gibi kabul ediyorum. Eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Bey rica etmişti. Hocam, Avrupa'da 10 Muharrem'de bir aşure günü yapmak istiyoruz. Türkiye Büyükelçiliği olarak Berlin'de. Hüseyin Avni Bey'di o zaman Berlin Büyükelçisi. Seni de rica ediyorum, acaba hem de yeni bir büyükelçilik binası inşa edildi. Onun açılışını da vesile kabul edeceğiz. Ama asıl amacımız, yani Muharrem ayının değerini anlatmak açısından siz de bulunur musunuz diye. Ve biz ilk defa, yani Türklerin tarihinde Avrupa'da 10 Muharrem'de aşure dağıttık. Berlin Büyükelçiliği olarak. Bu tabii çok sembolik ama çok önemli, evet, bir çok önemli yaklaşımdı. Bir kere neyi ortadan kaldırıyordu? Avrupa'daki Alevilere karşı, devleti yönetenlerin yanlış tavırlarına karşı bir düzeltmeydi o. Yani madem ki Muharrem hepimizindir, İslam'ın şeyidir, önemli bir değeridir ve onu biz o zaman devlet olarak kutlayalım ve Avrupa'ya bunu dağıtalım. Yani oradaki yaşayan herkes kim kabul ederse biz aşureleri yapalım, insanlara takdim edelim. Yani bilelim ki bazı şeyler insanların aşabilmesini zorunlu kılıyor. Evet. Ve o açıdan baktığımız zaman da yani bugün Türkiye'de özellikle bugünkü siyasi iktidarın yapmak zorunda olduğu, eskiden kendisini öyle çok zorunlu kabul etmiyordu. Ama bizim açtığımız davalarla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davaları kaybettikten sonra artık onlar da biliyor ki yani bu bir hukuki mükellefiyettir. Bunun da devletin takdir hakkı yoktur. Alevilerin haklarını vereceksiniz. Evet. Ve orada da mahkeme kararlarında çok açık, net, yani birinci maddesi İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararda Alevi yurttaşlara genel bütçeden pay vereceksin diyor. Çünkü devletin genel bütçesi hepimizden kesilen vergilerle oluşuyor. Yani sizin kesilen SGK'larınız, benim kesilen ücretimden paralar aldığım maaşlar ya da varsa bir kazancım, ondan verdiğim vergiler filan, bunların hepsi devletin bütçesini oluşturuyor ve devlet de vatandaşın, ülkenin ihtiyaçlarına göre bu paraları belirli dağıtır, bir kanuna göre dağıtıyor. Ama ilginçtir, Türkiye'de ve bugüne kadar yani bunu ben bir Kerbela gününde söylemesem büyük bir noksanlık olarak kabul ederim. Ve Türkiye'de hiçbir siyasi parti bunu savunmaya cesaret edememiştir. Evet, maalesef. Yani 30 milyonu aşan bir kitle Aleviler Türkiye'de ve bu kadar büyük bir haksızlıkla 1924'ten beri
farklı muameleye tabi tutuldukları halde hiçbir siyasi parti hem de demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilen Avrupa'da da, dünyada da eğer demokrasiden söz ediyorsan mutlaka siyasi partiden de söz edeceksin. Çünkü siyasi parti olmadan demokrasi olmaz diyor. Vazgeçilmez unsurlardır. E peki ama nasıl oluyor da Türkiye'de hem demokratik bir ülke diyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz ondan bahsediyor. Ama Alevilerle ilgili söz konusu olduğunda Aleviler vergilerini verecekler. Her türlü mükellefiyetlerini vatandaş olarak yerine getirecekler. Ama buna karşılık devleti yönetenler keyfi bir biçimde sadece Sünni İslam'a destek verecekler. Yani bu kabul edilemez. Onun için bundan sonraki gelişmelerde ümit ediyorum ki ve istiyorum ki yani çatışmalar sertleşmeden ülkede yasalar, devletler hukuk kuralları uygulanmalı ve Türkiye bir Afrika ülkesi imajı yapıştırılmamalıdır. Hocam 1514'ten bahsettiniz az önce ve Osmanlı Devleti'nin artık resmi dini Sünnilik, Sünni İslam inancına kaydığını söylemiştiniz. Aslında sanki bugün de tekerrür ediyor gibi bu ki Osmanlı Devleti ondan sonra duraklama ve gerileme dönemine girdiğini görüyoruz. Bu bir nevi bu toprağın mayasını oluşturan Alevi İslam inancına mensup olan aşıkları, sadıkları, velileri de Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ta inkar etmek anlamına geliyor bir nevi değil mi? Tabii sen çok nazik söylüyorsun. Yani çok daha açık söylemek gerekir. Yani Türkiye'de Alevilerin büyükleri, düşünürleri olmasa Türkiye karanlıkta kalır. Çok açık söylüyorum. Türkiye'yi Türkiye yapan sanırım bu değerler. Evet tabii. Yani bakınız mesela bugün Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Siyasi parti liderlerinin hepsi nereye giderlerse gitsinler. Konuşmalarında mutlaka. Ya Hacı Bektaş Veli, hiç bilemediniz Aşık Veysel, hiç bilemediniz Aşık Mahsuni, hiç bilemediniz... Dönen dönsün, ben dönmezem evet, yolundan. Evet, ben dönmezem yolundan diye bir sultandan mutlaka bahsederler. Niye? Çünkü bu ülkede yani Osmanlı Devleti'ni kuran Türk kavimleridir. Onu çok seviyorum. Ve bu Türk kavimleri de Orta Asya'daki göç sebebiyle gelen ve buralara yerleşen insanlardır. Ve bunlar da oradan getirdikleri İslam anlayışı Alevilikti. Yani sadece Şahmet Yesevi'den dolayı değil. Şahmet Yesevi çok daha sonradır. Evet. Ondan aşağı yukarı 250-300 sene önce mesela bir Ebu'l-Vefa var. Zeynel Abidin'in 8-9. yüzyıl var. Evet. Zeynel Abidin'in soyundan geliyor. 3. 4. göbek Tacül Arif'in dediğin. Evet, Tacül Arif'in diye bilinen. Ama bugün kaç kişi bilir Ebu'l-Vefa'yı? Kaç kitapta okursunuz? Ebu'l-Vefa'nın düşünceleri nedir? Bugün bir tek benim bildiğim kadarıyla çok saydığım, sevdiğim, değer verdiğim bir profesör Ahmet Yaşar Ocak vardır. Evet. Ahmet Yaşar Ocak biraz üzerinde çalışmıştır. Ve onun dışında da pek bulamazsınız. Yani hatta şu anda mezarının nerede olduğu bile belli değildir. Ama son zamanlarda bir şey çıktı ortaya. Irak tarafında oradaki tüm İslami kesimlerin, yani Alevi, Sünni, Şafii, Hanbeli, Hristiyan, Musevi, herkesin gelip ziyaret ettikleri bir dergi olarak Irak tarafında kaldığı söylendi. Bunu söyleyen de Harvard Üniversitesi'nden bir profesör kızcağız. Yani Türk kökenli bir profesör kızcağız. Onun için inşallah bundan sonra bu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki şehadetini sadece bir takım anlamsız bölünmeleri ya da yabancıların çıkar çevreleri açısından toplumdaki dengeleri bozmak, toplumdaki huzuru bozmak için kullandıkları şeylere alet olmadan tam tersine İslam'ın gerçeğini savunma günü ilan edilmelidir.
Kerbela şehadetinin, yani 10 Muharrem'de her sene onun altı çizilmeli ve bütün dünyada kutlanmalıdır. Çünkü sadece Türklerin değil, aynı zamanda insanlığın şehididir. Bu söz bana ait değil. Bu ünlü Pakistan şairi İkbal'in sözüdür. Muhammed İkbal, evet. Yani Hazreti Hüseyin sadece İslam'ın değil, insanlığın şehididir demiştir. Evet. Ve ona uygun bir hatırlatma yapmak gerekiyor. İyi tanıtmak gerekiyor Hazreti Hüseyin'i. Evet, hocam tüm konuşmalarımızın sonucunda vardığımız nokta insanlığın ulaşacağı zirve İmam Hüseyin'in değerleri olduğunu gördük. Aynen. Son sözlerinizi alabilir miyiz hocam? Vaktimiz doldu. Ben insanlığın yani uyanmasına inanmak istiyorum. Uyanacağı günün geleceğine inanmak istiyorum. Çünkü böyle giderse insanoğlunun kendi iradesine tabi olmayan, insanoğlunun kafasından, aklından geçmeyen bu gördüğümüz virüs gibi, yani bu kadar küçücük, gözle görülmeyecek kadar küçük olan bir şeyin tüm insanlığı perişan ettiğini, hayatı alt üst ettiğini görerekten insanlığın yeniden değer yargılarını, evet, gözden geçirmesine vesile oluşturmasını istiyorum. Yani bunun da yolu Kerbela şehadetidir. Kerbela'yı iyi bilmektir, tanımaktır. Kerbela'nın insanlığın ortak değer olduğunu bilincine varılmasıdır. Yani bugünün dinler arası bilmem şeyler, ayrılıklar, Hristiyan, Musevi, Bahai vesaire, Taoist, Şintoist, yüzlerce din. Sadece Amerika'da benim bildiğim 1336 tane mezhep var. Evet. Yani fiilen devletin nezdinde kabul gören ve oradaki özgürlükler çevresinde bir takım özgürlüklerin tanıdığı 1336'nın üzerinde. Bunu rahmetli olan bir anayasa hukuku profesörümüz vardı. Orhan Andıkaşlı, 82 Anayasası'nın hazırlayıcısıydı. Onun kitabında vardır. Yani rakam vermiştir. Evet. Onun için diliyorum ki insanlık Hazreti Hüseyin'i ve İslam'ı dört kelimeyle ben hep ifade etmeye çalıştım yaşadığım sürece. Yani şunları görmek gerekiyor. İslam dediğiniz zaman, yani cebir ve şiddet, kin ve nefret yasaktır. Eğer bunu kabullenebilirsek, insan olarak hazmedebilirsek, içselleştirebilirsek daha güzel bir dünyayı zannediyorum yakalar insanoğlu. Belki de mutluluğun anahtarı da bu dört nesneden uzak durmak, evet, olacaktır. Evet. Çok sağ olun hocam. Onur verdiniz. Gönlünüze sağlık. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Böylece düşüncelerimizi insanlarımıza, mezhebi, inancı, rengi, cinsi ne olursa olsun, onlara bu konudaki düşüncelerimizi duyurma fırsatını verdiğiniz için Cem TV'ye ve sizlere teşekkür ediyorum. Var olun hocam. Değerli Cem TV izleyicileri, yine dopdolu bir program oldu. İnsanlığın ulaşacağı zirveyi bir nevi göstermiş olduk bugün de. Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıflar Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan hocamızla birlikteydik. Tuttuğunuz oruçları Yüce Allah kabul eylesin diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.